Ben kimseye de hiç güvenmiyorum, sana açık söyleyeyim. Niye güvenmiyorsun? Çünkü hep darbe yedik hepsinden. Şimdi bu konuda çok derin bilgi sahibi olmak lazım. Belediye başkanının potansiyelini bilmek lazım. Şimdi ben biri olarak, Kazım Savur olarak şunu derim. Seçimlere karşıyım bir defa. Ben derim ki seçimle, oylamayla bir insana yetki vermek, sorumluluk vermek bana göre insan haklarının ayıbıdır. Birey donanımıyla, potansiyeliyle, bilgisiyle bir yerde bir şeye sahip olabilmelidir. Bakın bu ülkede doktorumuz, avukatımız, savcımız, hakimimiz, herkes okuyor değil mi? Her şeyin bir bedeli var. Yani ta küçük yaştan bu hedef belirleniyor. Ama bana göre seçimle bir insana yetki vermek bana göre akıl dışı bir şeydir. Demokrasiyle de alakası yok. Tabii ki Hasan Hüseyin Tekinoğlu'na. Vallahi ben bilmiyorum yani, ben partili değilim. Ama üç parti de birbirine yakın. Üçü de yakın. AK Parti, SMF, bir de CHP. Üçü de birbirine yakınlar. Öyle görünüyor yani. Vallahi son günde CHP çıkar gene. Son günde CHP çıkar gene. İtibariyle hiçbir açıklama yapmayayım ya. Ya AK Parti ya bu ya da CHP. Bu ikisinin arasında. Kim fazla oyu götürse o millet o, yani son zamanda şey der. Belli olmaz. Belli değil. Ovacık balık sırtı şu anda. Bizim de belli değil, kararsızız şu anda. DEM Parti ile CHP arasında kararsızız. Biz köyde ikamet ediyoruz, belediyeye kullanamıyoruz. Kim arasızcı? İki parti arasındadır. Hangi iki parti? CHP ve EMEP. Vallahi tahmin veremem. Tahminim yok yani. Tahmin veremem. Oyunu kime veriyorsun? He? Oyunu kime veriyorsun? Daha belli değil, kararsızım. Son haftada kararımı vereceğim. Son haftada. Seçimin son haftasında kararımı vereceğim. Her an kararsızım. Partiler çok seçmen. Yani hangi partiler arasında geçer? Ben köyde oturduğum için fazla o işlere girmeye gerek yok. Köyde oturduğum için, oy burada kullanmadığım için biliyorsun. Köyde oyun hiç ne veriyorsun? Daha zamanı var da. Zamanı geldiği zaman şey yaparız, hallederiz onu. Vallahi buranın seçimi çok böyle şeylidir, tehlikelidir. Çünkü niye? Herkes birbirini tanıyor ya. Ufak bir yer. Belli olmuyor. Bıçak sırtı. Herkes de kazanabilir. Yani. Ya işte iyi çalışan, iyi akrabası olan, çevresi iyi olan, aşireti kuvvetli olanlar götür. CHP alır. Siz abla? Mustafa Sarıgül. CHP. Hüseyin Tekinoğlu ile Mustafa Sarıgül'ün arasında geçer diye düşünüyorum. Ben? Evet. Ben belediyeye vereceğim. Tamam, kime vereceksin? Eski belediye. Ben kendimi tanıyan, bilen bir insanım. Ben sandığın başına gittiğim zaman oyu kime vereceğimi sandık bilir. Para indirirsin buraya, ben de para indiririm karşılığını. Anlatabildim mi? Evet. Öyle az para mara değil. Para indiririz buraya, sana söylerim. 3 gün kalarak gel yanıma, seninle BES'e girerim. Kime vereceğimi? Senin çıkarsa sen o parayı götür, ben çıkarsam ben onu götürürüm. AK Parti ya da CHP dayak. Ovacık'ta güç birliğinin adayı götürür yani. Ovacık'ta götürmesi gereken aday. Ya hepsini konuşuyorlar anneciğim ama hangisi gelecek? Ona da hayırlısı Allah'tan diyelim. Sen kime vereceksin? O başka. Yani şey değil. Daha tam kesin değil yani kimin ne yapacağı. Niye kararsız? Yani kararsız dediğimde hani ortada gibi görünüyor. Sen kimlerin arasında geçiyorsun? Şu anlık CHP yani önde görünüyor. Herhalde DHV biraz daha şeydir, etkilidir. AK Parti zaten bura karşıyız yani, halk olarak. Vallahi onu bilemem. Burada son gece belli olur. Belli değil mi Ali? Belli değil. Burada çirkef pazarlıklar olabilir. Yani 3 parti gözüküyor şu an. İşte o güç birliği CHP ve AK Parti arasında geçirileceğini söyleniyor. Belli değil. Belli değil. Kim alır sizce seçimleri? Vallahi belli değil yani. Şimdi ne diyeyim, sandık bilir. Burada hep aşiretçi bunlar. Eskiden hepsi diyelim ki içim aşiretçiler. Anladın mı? AK Parti de kazanabilir yani. Yabancı memur çok. 1000 kişi. Vallahi hiç fikrim yok. Kaygı. Ortada. Siz
Aynen ortada. Daha belli değil. Sandıkta belli olur. Yani sandıkta her şey belli olur. Çünkü adam söz veriyor. Bir daha sandığa gittiği zaman fikrini değiştirebiliyor. Onun için yani bir şey diyemeyiz. CHP. Siz kime veriyorsunuz? Ben komisere. Ben kullanmayacağım. Neden? Vallahi hiç kimseden beklentim olmadığı için. Kendime... CHP. Ben benim gönlüm Mustafa Sarıgül'den yana. Tamam. Birileri kazandı muhakkak ki. Ama kim? Onu söylemedim. Onu ben ne bileyim ki yani. Orça... Vereceğim. Birilerine vereceğim. Belli değil yani. Ben yani CHP ile şeyin arasında. Bence yani. Güç birliği. İş, evet güç. İkisi. Hiç belli değil. CHP. Yani pek belirsiz görünüyor ama SMF'nin şansı biraz daha fazla. Öyle görünüyor yani. Bence Mustafa Sarıgül alır bence yine. Evet, Mustafa Sarıgül alabilir CHP. Bu ittifak halkın nezdinde bir güven vermiş ittifaktan dolayı. Var olan belediye başkanı da halk karşısında bugüne kadar bir şey yapamazsınızın bir ezikliği var. Yani halk yenilikçi bir belediye anlayışı istiyor. Ama bunun karşısında AKP de çok iyi çalışıyor. Özellikle işte askeri kadrolarını falan merkeze kaydırmaları, seçmen kaydırmaları. Dolayısıyla bu biraz ittifakı zorlayacaktır. Yani Ovacık'ta CHP ile ittifak yarışı değil de AKP ile ittifak yarışı olması önemli. Eğer CHP taban da bu işin bilincinde ise bence ittifak yönelirse ittifakın kazanma şansı çok yüksek.